Sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarını ziyaret ettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda düşüncelerimizi aktardık. Sayın Genel Başkanı'nın ve arkadaşlarının görüşlerini aldık. Büyük ölçüde paralel düşünüyoruz, birlikte düşünüyoruz. Türkiye'nin saygın bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni seçilecek cumhurbaşkanının Türkiye'yi temsil etmesi, demokrasiye inanması, özgürlüklere inanması, hukukun üstünlüğüne inanması, Türkiye'yi yurt içinde, yurt dışında hak ettiği şekilde temsil etmesi bizim en büyük arzumuz. Cumhurbaşkanı adayını büyük bir toplumsal uzlaşmayla belirlemek istiyoruz. O nedenle Sayın Genel Başkan'ın ve arkadaşlarının görüşlerini aldık. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkan ve değerli arkadaşları, Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar. Bizim de düşüncemiz kendileriyle aynı yönde. Türkiye'nin bütünlüğünü kucaklayacak, bölünmesini önleyecek bir cumhurbaşkanının geniş bir toplumsal mutabakatla seçilmesidir. Türkiye'de siyasi partilerin işbirliği yapması yasak. Ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların %10'dan fazla alan partiler tarafından gösterilebileceğini ve dolayısıyla her partinin mutabık kalınan aday için propaganda yapabilmesine imkan veriyor. Bu konudaki görüşlerimizi Sayın Genel Başkan'la paylaştık. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na da aynı yönde görüşlerimizi söylemiştik. Türkiye ilk defa halk oyuyla bir cumhurbaşkanı seçecek. Bu konuda geçmişte bir gelenek ve bir deneyim yok. Bu gelenek ve deneyimi birlikte hazırlayabileceğimize inanıyoruz. Ve biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı çalışmada bir bütünlüğü sağlayan cumhurbaşkanı bulunduğu ve bu konuda bizlerden destek alındığı zaman biz bu desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine belirttik. Cemal Bey, efendim hafta sonu belediye başkanlarını toplayacaksınız. Önümüzdeki hafta adayınızı açıklayacağınızı söyleyebilir miyiz? Ne zaman açıklayacaksınız? Bakınız değerli arkadaşlar, bir toplumsal uzlaşmadan, büyük bir toplumsal uzlaşmadan söz ediyoruz. Bütün görüşmelerimizi yapmadan aday açıklamamız, yaptığımız bu çalışmanın boşuna gitmesi olur. Biz istiyoruz ki geniş bir mutabaka sağlayalım. Cumhurbaşkanı sıradan bir kişi değil, Türkiye'yi temsil edecek. Ve bizim en büyük arzumuz 76 milyon yurttaşın da bu benim cumhurbaşkanım olabilir diyebileceği birisini saptamak. O nedenle bu görüşmeleri yapıyoruz. Sanıyorum önümüzdeki süreç içinde, çok uzun olmayacak bu, kısa bir süreç içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız. Sonra Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Sayın Türker'le paralel düşünüyoruz dediniz. Evet. Bu paralel düşüncesinin, yani paralel kelimesini biraz açabilir misiniz? Aynı ortak isim üzerinden mi bu açıklamayı yaptınız, yoksa paralel kelimesiyle ne anlatmaya çalıştınız? Değerli arkadaşlar, gayet basit. Yani Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, biz farklı düşünen siyasal partiler değiliz. Sosyal Demokrat Partiyiz. Demokratik Sol Parti'nin genel başkanlığını yapan, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığını yaptı. Kastım budur. Yani biz, hatta Sayın Genel Başkan'ın önünde söyleyeyim, yani biz aslında birleşmek zorundayız, ayrışmak değil, beraber olmak zorundayız. Düşüncelerimiz beraber, dünyaya bakışımız beraber, insana bakışımız beraber. Rahmetli Ecevit, ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen demişti. Aynı şeyi ben de söylüyorum, aynı şeyi Sayın Genel Başkan da söylüyor. Türkiye süratle bir başka alana evriliyor. Dolayısıyla bizim bölünme lüksümüz yok. Beraber olma, güç birliği yapma, birlikte olma ihtiyacımız var. Paralelden kastım buydu. Türk bayrağını indiren bir hareketi asla ve asla kabul edemeyiz.
O bayrak hepimizin ortak paydasıdır. Bayrak üzerinden siyaset yapılmaz. O bayrağın kırmızı renginde dedelerimizin kanları vardır. Biz öyle biliyoruz. Bayrağı indireceksiniz, siyaset yapacaksınız. Doğru değil bu. Doğru değil. Asla kabul etmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda çıkıp konuşmasını bekliyorum. Gerçi her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına aldığını biliyorum. Ama bayrak konusunda ne söyleyecek gerçekten merak ediyorum. Biliyorum yine yalvaracak. Yine ne olursunuz bayrağa saldırmayın diyecek. Bayrağın indirilmesine tahammül edemeyiz arkadaşlar. İşin özü budur. Lice'deki olayları yakından izliyoruz. Oraya milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Lice'de, Diyarbakır'daki gelişmeler nedir, ne değildir diye. Çünkü hükümet kanadı doğru bilgi vermiyor. Doğrudan milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirerek gidin bakın bakalım nedir, tablo nedir. Bir süreç yaşanıyor. Sürecin ne olduğunu kimse bilmiyor. İki kişi biliyor. Masanın bir ucunda Recep Tayyip Erdoğan oturmuş, öbür ucunda da Abdullah Öcalan oturmuş. İkisi beraber oturup konuşuyorlar. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ne ödün verildiğini de kimse bilmiyor. İki tarafta da güvensizlik var. Güvensizlik üzerine süreç inşa edilmiş. Güvensizlik üzerine süreç inşa edilir mi? Bu süreç öyle anlaşılıyor ki Türkiye'yi çıkmaz noktaya götürecek olan bir süreçtir. Bakın süreci bu şekliyle götürmelerin nedeni kişisel kariyer hesabı üzerinden yapılıyor bütün bu hesaplamalar. Ben nasıl cumhurbaşkanı olurum? Karşıdaki kişiyi nasıl aldatırım? Onun oyunu alırım. Bunun üzerine inşa ediliyor. Türkiye bu gerçeği görmek zorundadır değerli arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.